Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle Rus medyası şu haberi servis ediyor. Rus ordusundan yardım isteyen terör örgütü PYD'nin Suriye'deki Rus birlikleri ve askeri üsleri hakkında casusluk yapmaya başladığı ifade ediliyor. PYD'liler Rus askeri üsleri ve birlikleriyle ilgili bazı bilgileri Amerikan ordusuna sızdırmaya başladı. Yaklaşık 2 ay önce Rusya'dan sözde topraklarını savunmasını isteyen PYD'nin bir anda Rusya'ya karşı harekete geçmeye başladığı notu düşürmüş. Bilindiği üzere hala Amerikan ordusunun kontrolü altında bulunan PYD'nin Rus askeri üs ve tesislerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda ya da Rus askeri konvoy ve devriyelerinin hareketlerine ilişkin bilgilerin doğrudan Amerikan ordusuna sızdırıldığı ifade ediliyor. Deyrizor vilayetinde bir grup Rus askerine yapılan son saldırı PYD'nin bu davranışının bir sonucuydu. Şu anda Amerikan ordusunun Kamışlı'daki Rus askeri hava üssünün bileşimini, Rus askeri konvoy ve devriyelerinin hareket yollarını bildiği ifade ediliyor. Üstelik geçen günlerde S-300'lerin TAPGA hava üssüne yerleştirildiğinde ilk olarak PYD terör örgütü ortaya çıkardı. Ancak daha sonrasında Rus medyasına göre bunların maket, şişme, balon olduğu ise ifade ediliyor. Diğer şeylerin yanı sıra Deyrizor ilinde Rus askeri helikopterine ve Rus havacılık kuvvetlerine ait helikopterlere yapılan son saldırıda PYD tarafından organize edildi ve sadece yarım saat sonra Amerikan askerleri saldırı bölgesine geldi. Aslında geri çekilen Rus ordusu olduğu şeklinde değerlendirmelerde bulunulmuş. Suriye'de PYD'nin bu tür eylemleri Rusya ve Esad ordusunun PYD güçlerine karşı Türk saldırısına karşı koymayı sağlamayı reddetmesinin nedeni olabilir cümlesi kullanılmış. Suriye'deki bu haberi de aktarmış olduk. Haber bizzat Rus medyasında servis ediliyor. Yine bugün Deyrizor'un Kasur mahallesinde Esed unsurlarını taşıyan bir aracın geçişi sırasında araç mayına çarptı. Bununla ilgili aracın son halini de görmektesiniz. Irak'a gidiyoruz. Irak'ın Süleymaniye kentinde Süleymaniye Üniversitesi Teknik Enstitüsü öğrencilerinin Irak'ın ayrılıkçı bölgesel yönetimi hükümetinden eğitimlerini tamamlamaları amacıyla tahsis edilen mali ödeneklerin arttırılmasına ilişkin taleplerin görmezden gelinmesini protesto ettikleri ifade ediliyor. Geçen günlerde İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'ten F-35 suya düşmüştü. Uçuş sırasında bir F-35 suya düşmüştü. Fakat yine de Akdeniz'de tatbikat devam ediyor. İtalyan donanmasıyla beraber İtalya'dan 2 adet F-35B'nin katılımıyla İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth'e çok sayıda uçak iniş gerçekleştirdi. ABD deniz piyadelerine ait 2 adet F-35B'de İtalyan uçak gemisi Cavour'a iniş yaptı. Suudi Arabistan'ın şimdiki Veliaht Prensi tarafından gözaltına alınan eski Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Naif'in hapishanede hücrede ölü bulunduğu belirtiliyor. Denizaltılarımız için ürettiğimiz Milli Savaş Yönetim Sistemi Müren'in 2022'de 2023 gelmeden hizmete gireceği duyuruldu. Müren'in deniz kabul testleri 2022 yılında tamamlanmış olacak. Müren sistemi ilk kez TCG Preveze denizaltımıza entegre edilecek şeklinde haberler servis ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić arasındaki görüşme 25 Kasım'da Soçi'de yapılacak. Sırp lider Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı üyesi Milorad Dodin görüşmelerde bulunmayacağını da doğruladı. Diğer haberimiz Fransa ile Lüksemburg arasında yaşanan krizi aktaralım. Fransız polis ve jandarmasının daha ucuz diye yakıt almaya Lüksemburg'a gittiği duyuruldu. Daha sonrasında iki ülke makamları arasında bu duruma yönelik bazı atışmalar gerçekleşti. Lüksemburg'un buna izin vermeyeceği de ifade ediyor ki bu da gayet normal çünkü Fransız polis ve jandarmasından bahsediyoruz. Sivil kurumlardan bahsetmiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilginç, 1. Cumhurbaşkanı günü vesilesiyle düzenlenen Uluslararası Parlamento Konferansı'na katılmak üzere Kazakistan'ı ziyaret etti. Kazakistan Meclis Başkanı Sayın Nikmatullin'le bir araya geldi cümlesi kullanılmış. Diğer haberimiz Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'da Temsilciler Meclisi Komitesi Başkanı, Kongre üyesi George Mix başkanlığındaki ABD heyetinin Başbakan İmran Khan'la bir araya geldiği duyuruldu.
Ona Asya ve Pasifik Komitesi Başkanı Kongre üyesi Ami Bera da eşlik etti şeklinde Pakistan basınında haber servis ediyor. Başbakan bu ziyaretin iki ülke arasındaki bağları güçlendirdiğini ve Pakistan ile ABD arasında Afganistan'da barış ve istikrar için birlikte çalışma koordinasyonunu arttıracağını ifade ediyor. Diğer haberimiz Özbekistan ve Kazakistan Savunma Bakanlıkları işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Özbekistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Kazakistan Savunma Bakanı Kor General Murat Bektanov'un temaslarda bulunmak üzere geldiği Taşkent'te Özbekistan Savunma Bakanı Kor General Bahadır Kurbanov'la görüştüğü duyuruldu. İki ülke silahlı kuvvetlerinin katılımıyla bu ay başında Kazakistan'da düzenlenen Kalkan 2021 ve an itibariyle Özbekistan'da devam eden Ortaklık 2021 Özbek-Kazak Ortak Askeri Tatbikatı ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin ardından Bektanov ve Kurbanov, Özbekistan'la Kazakistan arasında askeri alanda işbirliğini ve ortak etkinlikleri öngören anlaşmayı imzaladı. Kazakistan askeri heyeti, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Çimyan Dağ Poligonu'nu ziyaret edecek. Ayrıca iki ülke askerlerinin katılımıyla Afganistan sınırı yakınlarındaki Tirmis Poligonu'nda devam eden Ortaklık 2021 tatbikatının seçkin gözlemci gününde taraflar tatbikatı yerinde izleyecek. Diğer haberimiz Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Türk Film Haftası bugün başladı. Tiran'daki sinema salonunda düzenlenen açılış programı kapsamında 7. Koğuş'taki Mucize filmi gösterildi. Programa Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Görük, Tiran Yunus Emre Enstitü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Direktörü katıldı. Son 20 yıllık periyot içerisinde özellikle Türk sineması ve Türk dizi sektörü önemli bir gelişim ve önemli bir atılım sürecine girdi şeklinde burada açıklama yapılmış. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da Hafter'in aday olmasına yönelik tartışmalar devam ediyor. El-Katen aşiretinden çok sayıda kişinin Karama milislerinin komutanı Hafter'in Libya devletinin başkanlığına aday gösterilmesini desteklediği ifade ediliyor. Bununla ilgili Hafter'e destek gösterisinin yapıldığı belirtilmiş. El Karalar sizinle, başkomutan Hafter şeklinde burada sloganlar atıldı. Yine Libya'da ilginç bir gelişme yaşandı. Seyfülislam Kaddafi'ye oldukça benzer olan Cuma Sultan Haniş olarak bilinen şahsın Cumhurbaşkanlığı yarışına katıldığı duyuruldu. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.